Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de bir paralel kenar açıortay verilmiş ve 8 ve 15 verilmiş. X nedir? Çok basit. Açıortaylar nasıl kesişiyordu? Dik ve orttaban üzerinde kesişiyordu. Hatta burada ne çıktı? Muhteşem üçlü. Bu da paralel verilmiş ya. Bunun doğrultusu zaten orttaban çizgisi de paraleldi bunlara. Bunlar doğrusal olacak tabii ki. Bu 15 ise burası da 15 olacağından buraya ne kaldı? 7. Hocam burası da 7, burası da 7. Toplamda x kaç yaptı o zaman? 14 yaptı. Cevap edremit oldu. Paralel kenarın alanı nedir? Arkadaşlar bu alan tüm alanın yarısı değil miydi? Yani direkt alan 2 çarpı 17'den kaç yapar arkadaşlar? 34 yapar. Çok da kolay bir soru. Cevap edremit oldu. Yukarıdaki verilere göre alan AFTE nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tabii bunlar birbirine paralel, şunlar da birbirine paralel verilmiş. Şimdi arkadaşlar paralel kenarlarda da birer kenarlara ortaksa tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtabiliriz. Ya da alanlarla tabanlar doğru orantılı diyebiliriz. Şurada birer kenarlara ortak mı paralel kenarların? Evet. O zaman alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. 14 bölü 8 7 bölü kaçtır? Burası 7K ise burası nedir? 4K diyebiliriz. Sebep hocam. Evet, biz sebepleri araştırmasını çok severiz. Şu yarısı değil midir? 7 7. Bu da yarısı değil midir? 7 7. Hocam burası 7, burası da 4 ise 7'deki 7K ise 4'teki de 4K diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Buradan geliyor ispatı arkadaşlar. O zaman 4K'da kalan 12 ise aynı mantığı aşağıdakinde de uygulayabiliriz. Birer kenarları ortak çünkü 4K'daki 12 ise 3 katı 3 katı. Burası da 21 diyebiliriz. Cevap 21, yani Denizli çıktı. X kaçtır diye soruluyor. 7 ve 11 verilmiş. Gençler ne var burada? Tabii ki açıortaylar dik ve orttaban üzerinde kesişir. Orttaban böyle olmaz yani. 90 içinden geçiyordu. Hop şöyle dikeylere paralel çizeceksiniz. Çizdiniz. Hocam 11'i nasıl kullanacağız kardeşim? Belli, basit. 11 ise şu orttaban üzerinde kesecek dedik ya. Devamı orttaban çizgisi. Hatta bunun da devamını buraya da getirebiliriz gerçi. Fark etmez. Hocam tamamı 11. Burası 11 bölü 2. Burası da 11 bölü 2. Muhteşem üçten dolayı burası da 11 bölü 2 oldu mu? Oldu. Hocam ne var burada? Şu bir yamuk değil mi? Yamuk. Üçgendeki orttabandan da gidebilirsiniz bu arada da. Neyse yamuktan yapalım. Yamuksa x ve 7'nin toplamının yarısı x artı 7 bölü 2 11 bölü 2 yemiş de olacak. X de buradan kaç olacak o zaman? 4 olacak. Cevap Cihan oldu arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ABC'de paralel kenarın D köşesi AE doğrusu boyunca katlandığında. Arkadaşlar katlamaları ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Şöyle açtık. Şöyle açtık. Açınca ne oluyordu arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam açılar birbirine eşit. Hocam şuradaki açılar da birbirine eşit. Hatta şu parçada da şu parça birbirine eşit. Evet burası 2K iken burasını 3K vermişler. Yazalım. EC uzunluğu 3K iken. Pardon, burası 2K iken burası 5K olacak arkadaşlar. EC uzunluğu 5K iken DE uzunluğu 2K demiş. Tamam. 5K iken 2K'yı yazdık. Eyvallah. Hocam burası üstte binen şeyler birbirine eşit. Ya da dur bakalım. Dur. Bizden ne isteniyor? 12 verilmiş. CD üstünü 12 vermişler arkadaşlar. BC kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şekil 2 oluşmuş da burada şu AC doğrusal mı? Böyle katladığım zaman. Evet katlanınca AC köşegenin üzerindeki D üssü noktasına geliyormuş. Evet bu doğrusal. Soru bitti arkadaşım. Ne var burada? Hocam şuradaki üçgende bak bu açıortay oldu. Çünkü bizden de ne isteniyor arkadaşlar? Soruya bakacak olursanız BC isteniyor. Arkadaşlar BC isteniyor ya. Yani şurası isteniyor. Hocam burada bak açıortay var. Tabandaki oran 2 bölü 5. O zaman burası 2K ise burası nedir? 5K. Hocam şurada 2K ise 5K demeyelim. Şurası 2x ise burası 5x. Çünkü tabanda 2k'ya 5k var ya. 2'ye 5 oran var. 2x ise 5x. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. 2x burası. Hocam burası da o zaman 3x. 3x 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu değer yani 2x isteniyor. 2x de kaç yapar? 8 yapar. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Yukarıda verilenlere göre EC kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burası 90 ise bir kere şunlar birbirine paralel değil mi? Evet 90'ı kullanacağım. 90 ise yöndeşlikten dolayı burası da 90 mı? Evet. Aa ne çıktı? İkizkenar dik üçgen. 45 45 90 üçgeni. 6 kök 2 ise burası da 6 burası da 6 oldu mu? Oldu.
Bazı arkadaşlar şuradan yapacaktır. Ki ben ona karşıyım. Hocam x'i bulmam için benim şurayı bulmam lazım. Ki zaten bak burası 45. Burası da 45. Burası 90. Ben şuradaki y değerini bulursam y kök yapacaktır. Hocam şurada köşegeni kesip geçen bir doğru varsa şunun karesi bu çarpı tamamı deyip buradan bulabilirsiniz. Y direkt 4 çıkıyor. 4 4 4 kökü olur arkadaşlar. Ama biz kuralcı zihniyete karşıyız biraz. Hocam ispatlayalım. Neyi kullanmadık? Bak kullanmadığın yere yoğunlaştığın zaman sonuca ulaşırsın zaten. Neyi kullanmadık? 5'i. Aa hocam 5'i kullanacaksam. Şunlar paralel değil mi? Evet. Burada 5 bölü tamamı. 5 bölü tamamı. 11 artı y. Neye eşit olacaktır? Şu bölü şuna. Hocam tamamı 6'ydı. Burası yok. Tamamı 6'ydı ya. Buraya 6 eksi y kaldı. 6 eksi y bölü 6'ya eşit olacak. İşler dışlar yapalım. 11 artı y çarpı 6 eksi y eşittir 30 yaptı. Bu 30 dediğimiz nedir arkadaşlar? 30 dediğimiz hocam 15 çarpı 2'dir. Y yerine 4 yazarsam tutuyor mu? Tutuyor. Başka şeyleri de düşünebilirsiniz. Çarpanlar ayırmada da hissederek yapabilirsiniz. Ya da bunu böyle ayırıp çarpanlar ayıracaksın kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yapalım isterseniz. 66 eksi 11 y artı 6 y eksi y kare eşittir 30 ya. O zaman hepsini öbür tarafa atalım. 0 eşittir. Şuradan bakayım. Y kare eksi y kareyi öbür tarafa attım. Şu ikisi eksi 5 y yaptı. Artı 5 y yapacak arkadaşlar burası. 66'yı da öbür tarafa attım. 30 eksi 66'dan 36 yaptı. O zaman bu 4'e 9 dersem. Bu eksi artı dersem çarp y dediğimizde çarpımları eksi 36 toplamları da artı 5 yaptım yaptı. Buradan y eksi 4 çarpı y artı 9 eşit 0 yaptı. Ya bu 0 ya bu 0. Bu 0 olunca y 4 geldi. Bu 0 olunca da y eksi 9 geldi. Negatif olamaz. Y kaç çıktı arkadaşlar? 4. Y 4 ise o zaman burası da 4. 4 4 burası da kaç olacaktır? 4 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız Balıkesir oldu. ABCD bir paralelkenar. AB 4 parçaya, burası da 3 parçaya bölünmüş. Arkadaşlar burası 3'ün katı, burası da 4'ün katı. Kaçta birleşiyor bunlar? 12'de. O zaman aşağıyı, yani burası 3 parçaya bölünmüşse aşağıyı 3 ile çarp. Burası 4 parçaya bölünmüşse yukarıda 4 ile çarp. Yani 4'ün katı de, daha kolay olur. Ya da 12'de ya. 12'yi 3'e böl. 4 ile 3 12'de birleşiyor. 12'yi 3'e bölsen 4K 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 yapıyor. Hocam 12'yi 4'e bölsen bunlar da 3K 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 yapıyor. A kelebek. Kelebeklik oran kaça kaç? 4 bölü 6. 4 bölü 6 dediğimiz 2 bölü 3'tür. Karesi 4 bölü 9'dur. Hocam buradaki alan 4 bölü 9. Alanlar oranı 4 bölü 9. 4A'ya 9A'yı yazıyoruz. Sonra ne yapacağız? Hocam kelebeklik oran 4 bölü 9 ya. 2 bölü 3 ya. Hocam burası 2A iken burası 3A. Burası 2B iken burası 3B. Sanırım bu yeterli olacak. Üçgen alan dağıtacak olursak. Hop şöyle çizdiğimizde. 3A'da kalan 9'sa 3 katı 3 katı burası da 6 mı olacak arkadaşlar? Evet. Alan dağıtmaya devam. Bak dikkat et. 6K'da kalan 15 oldu. 4K'da kalan 10 oldu. İşte biz bu sıkıntıları niye yaşıyoruz arkadaşlar? Şeyden dolayı yaşıyoruz. Neyse. Sıkıntı yaşamakta zorunda da değiliz. Şimdi dikkat edin. Ben şurada 4K'ya göre alan dağıtacak olursam 4K'da kalan 10A değil mi? Evet hocam. Burası da 10A. Hocam şurada da 4K var. Bakın burada da 4K var. Şunu da şöyle çizersem yine 4K'da kalan 10A yapar. Şu üçgenlere bakın. 10, 20, 30. Yarısı değil midir arkadaşlar? Tüm alanda 60A olacaktır. Zaten bize taralı alanlar toplamını, yani 9A ile 4A'nın toplamını 26 vermiş. 13A 26 ise A'yı buradan 2 buluruz. Bizden de 60A istenildiği için cevabı kaç buluruz arkadaşlar? Böylelikle 120 buluruz. Çok farklı yolları tabii ki var arkadaşlar. İsterseniz bunu anlamadıysanız farklı bir şekilde şöyle de devam edebilirim. Anladıysanız videoyu kapat git. Çok fazla oyalanma. 9A 4A dedik ya. Zaten 13A'yı 26 demiş. A2 ya. Hocam burası 8 yaptı. Burası da 18 yaptı. Bundan sonrasında alan dağıtabilirsin şöyle. Alan dağıtmaya devam. 3A'da kalan 18 ise kaç katı? 6 katı. 6 katı burası 12 yapar. Şimdi 4K'da kalan 20 yaptı. Hop şöyle. Hocam 4K'da kalan 20 ise 4K'da kalan yine 20. Hocam ters düz üçgenlerde yamukta aynı oranlamaya sahip şey yapabiliyorduk değil mi? 4K'daki 20 ise 5 katı. 5 katı. O zaman burası da 15 olacak. Burada da aynı şeyi yapacak olursak arkadaşlar. Alan dağıtmaya devam. 2A'da kalan 8 ise 3A'da kalan kaç yapar arkadaşlar? 4 katı. 4 katı. 12 yapar burası. Bak 4K'da kalan 20 de deyip oradan da yapabilirdiniz.
Sonra burada da aynı şekilde üçgen oluştur. 4K'da kalan 20, 3K'da kalan da kaç yapacak? 15 yapar. Topladığınız zaman tüm alanda kaç yapıyor arkadaşlar? 120 yapıyor. Tamam? Cevap Edremit. 3 verilmiş, x verilmiş. Bunlar birbirine eşit verilmiş ve burada BE uzunluğu 2, 3K, CE uzunluğu da 2K verilmiş. Hemen 2K'yı 3K'yı yaz. Hocam oranlamalar olduğunda ya burada oranlama var, burada ya da burada. Ne yapıyordu? Kısa çizgi paraleli. Hop, kısa çizgi paraleli çizince kelebek çıktı ama hem kelebek hem de temel orantının aynı anda çıkması benim işime daha çok geliyor. O yüzden buradan çizeceğim. Sonuçta buradan da çıkar ha. Bu kısa çizgi paraleli dedi, uzatarak çıkardı. Gerçi de önemli değil. Neyse, ya da buradan çizeceğiz. Hop, şuradan. Buradan nasıl çizeceğiz peki? Buradan da şu dikeylere, yani şu dikeylere paralel çizeceğiz. Şu dikeylere paralel çizdiğimde arkadaşlar. Aa hocam, kelebek oluştu mu? Oluştu. Temel orantı oluştu mu? Oluştu. Hatta ortaban oluştu. E 2K ise burası ne oldu? K. Hocam 5K ise burası da 5K. Kelebekteki oran 1'e 5. E, o zaman 1'e 5 ise x direkt kaç olur arkadaşlar? 15 olur. Çünkü 1'e 5 oran var. 5 katı 15 olacaktır. Cevap Balıkesir. Yukarıda verilenlere göre ABCD paralel kenarının alanı nedir? Arkadaşlar bu çift çizgiyi kullanabilirim ben. Eyvallah. Hocam böyle şey mi çizsem, oran mı çizsem? Hayır, tek taraflı oran olduğu için, şurada oran olmadığı için sıkıntı. Hocam burada oran yoksa ne yapacağım? E burada bir üçgen var. Bu üçgene yoğunlaşmalıyım. Arkadaşlar işte bizim 5 yıldız alanımız. Paralel kenar alanın yarısı değil midir burası? Evet, o zaman paralel kenar alanın yarısını kullanacaksın. Yani burası A iken hocam bu paralel kenar alanının yarısıdır. Paralel kenar alanın yarısı 30 artı A ise paralel kenar 60 artı 2A'dır. E hocam 60 artı 2A, eyvallah. Şimdi benim şu eşitliği kullanmam lazım. Bu eşitlikte de hocam bu da temel yapılardan biri. Bak, bu da eşit olduğu zaman şöyle hatırlatayım arkadaşlar. Nasıl hatırlatayım? Şöyle şu eşitse bu alan tüm alanın dörtte biri değil miydi? Evet. E, paralel kenar alanının dörtte biri A artı 5 ise paralel kenar alanı o zaman 4 katı 4A artı 20 mi yapar gençler? Evet. O zaman her ikisi de paralel kenar alanına eşit. Bunlar birbirine eşit. Bunu attık buraya 2A. Bunu attık buraya 60'tan 20 çıktı 40. 2A 40 ise A'yı buradan kaç buluruz? 20 buluruz. A'yı 20 bulduk. Bizden paralel kenar alanı isteniyor. Arkadaşım burası o zaman kaç çıktı? 50 mi çıktı? Paralel kenarın alanı da o zaman 50 çarpı 2'den kaç olacaktır? 100. Ya da yaz yerine bir tanesinde 20'yi yaz 40 60 artı 40'tan 100'e eşit oldu diyebilirsin. Evet, cevabımız böylelikle 100, yani Balıkesir çıktı. ABCD bir paralel kenar, diklikler verilmiş, açıortay verilmiş. Öncelikle Z'ye dikkat et, çizgi açısı ikizkenar. Buraya A dersem A artı 6 ise burası da A artı 6. İkizkenardan dolayı burası da A artı 6. Takıldık kaldık. Ne yapacağız? E, açıya dalacağız demek ki arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsak açıortay verilmiş. E, açıya dal. Dal açıya alfa alfa dersek. Hocam burası da alfaysa. Burası 2 alfaysa. Şurası da 2 alfa mıdır? Evet. Hocam buraya beta mı desem? Beta da bazen kafanız karışabiliyor. Buraya 90 eksi alfa diyelim. Çünkü niye? Şu ikisinin toplamı 90 olacak. 90 eksi alfaysa iç açılar toplamı da 180 olacağından dolayı ikisinin toplamı da 90 artı alfa olduğundan buraya 90 eksi alfa mı kaldı? Aa, ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani burası ne oldu? 6 çıktı arkadaşlar. E ne olacak? Bizden x isteniyor. Açıya devam et bakayım. 90 eksi alfa 90 ise burası da alfa yaptı mı? Yaptı. Hocam bu 90 bu 90 olduğu için şunlar birbirine paralel mi? E bunlar paralelse yöndeşikten dolayı alfa ise burası da alfa mı? Bak, burada da x kenar çıktı. Aa, ne oldu? Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. X artı a eşittir. A artı 6 artı artı. A artı 6 artı 6'ya eşit olur. A'lar nanay. Şinanay yavrum. Şinanay. Yani cevap Akçay. Yukarıda verilenlere göre ABCD paralel kenarının çevresi nedir diye soruluyor. AC ile CE'ye eşit vermiş. Hocam CE'yi gösterelim. AC'yi gösterelim. Şunları eşit vermiş. Boşu boşuna eşit vermez. Hocam bu açıları da eşit vermiş. Alfa alfa. E sana FC'yi 4 vermiş. Şuradaki uzunluğu. E bir de sana şuradaki uzunluğu vermiş. Kaç vermiş? EF'yi 6 vermiş. E açı da vermiş. Açıya bir daha bakayım alfa alfa. Peki buraya beta dersem. Hocam betaysa Z'den dolayı burası da beta. Aa, bak şu kenar eşit vermiş. 4 ve 6'lık bu üçgene yoğunlaşacağım belli. Değil mi? Hocam bu üçgen alfa beta 3. açı çift çizgi. Aa, alfa betalık bu üçgen de var. 3. açı 180'e tamamlayanı burada da çift çizgi midir? Evet. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu? İkisi de bütün açılar eşit olduğu için benzer. Hatta çift çizginin karşısındaki kenarlar eşit olduğu için eş üçgenler oldu bunlar arkadaşlar. E burada alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı burası da 4'tür.
Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı burası da 6'dır. O zaman olay bitti. Paralel kenarın çevresi 6, 4, 6, 4. Kaç yapıyor? 20 yapıyor. Cevap Edremit.